Evet arkadaşlar, Sabiha Gökçen'le ve İstanbul'dan ayrılıyorum ve gürültülü komşulara bir müddet elveda. Bakalım nereye götüreceğim sizi? Bak ve gittiğim yeri beğenecek misiniz? Bir yere ayrılmayın. Çok mutluyum bugün. Bayağı erken gelmişim o yüzden. Biraz film izleyeyim bari. İneceğim yerde konuşayım bari. Şimdi burada konuşmayacağım. Başka şeyler de söyleyeceğim de. Sonunda Rize'ye geldim arkadaşlar. Çok enteresan bir seyahat oldu. 3 kere uçak pas geçti. Resmen ödüm bokuma karıştı. Hayatımda ilk defa böyle bir uçuş oldu. Çok garip bir durumdu yani. Neyse şimdi bizim 2 tane ev var Rize'de. Bizim derken ablamın. Biri şehir merkezinde, biri de köyde. Tabii ki şehir merkezindeki binada kalacak halimiz yok. O yüzden köy evine çıkıyorum. Çok da yorgunum. Bir an önce oraya çıkayım. Hem orayı göstereceğim hem de biraz bir şeyler anlatırım herhalde. O zaman takipte kalın. Bir yere ayrılmayın. Ha, burası daha iyi. Hem de arka plan da gözüküyor. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeni bir videoyla beraberiz. Geçen haftalardan beri söylüyordum, bu İstanbul'dan çekip gideceğim, gürültülü komşulardan kurtulacağım falan diye. Sonunda geldim, Rize'deyim, köy evindeyim, ablamın yanındayım. Sonunda huzura erdim. Tabii bu huzura erme sürecinde de bayağı bir problemli demeyeyim de aksiyonlu bir uçuşla Rize'ye geldim. Kaptanımız sağ olsun 3 kere Trabzon inerken pas geçti. Bayağı böyle aksiyonlu bir geliş süreci yaşadım. Arkadaşlar sakin. Burada herkes böyle bir aksiyon halinde. Biraz galiba coğrafyasıyla da alakalı olsa gerek. Hiç kimse bir yerde duramıyor. Çeksene şunu. Ve... Yani bilmiyorum, Karadeniz'e geldiğinizde, Trabzon Rize'ye geldiğinizde herkes böyle esprili ve eğlenceli insanlar. Nasıl bir yerde kalıyorum? Bununla ilgili daha önceden bir video çekmiştim. Kaldığım yerle alakalı evin videosu var. Onu seyredebilirsiniz işte. Bu arada burada doğalgaz yok. Tamamen odun la ısınıyorlar. Kuzinamız var. O da ayrı bir keyifli. İşte patates pişirebilirsin, kumpir yapabilirsin, üstünde hamur işi yapabilirsin. Böyle enteresan bir, gerçekten çok böyle doğal bir yaşam söz konusu. Kuzineyi de ben çok seviyorum. Çok da özlediğim bir şeydi. Böyle mutlu, mesut. Gidebildiği kadar, nereye gidebildiği, nereye kadar gidiyorsak gideceğiz bakalım. Hemen şurada manzarayı gösterelim. Manzaramız bu şekilde. Sahil görüyorsunuz, çayeli. Buradan aşağıdan bir dere akıyor. Derenin suyunun sesiyle uyuyorsun. Yukarıda işte ormanlık. Şurada bir amcanın evi var. Bilmiyorum kimin evi. Kimin? Gelinin evi mi orası? Ana, yeğenimin evleneceği kızın dedesinin eviymiş. Vay be. Oraya da gitmeyi istiyordum. Bir gün gidelim bari oraya da. Yukarıda bülbülümüz var. İşte... İşte garajdı, bilmem neydi. Zaten daha sonraki videolarımda yukarıyı da göstereceğim. Enteresan yerler var. Manzaralar çok güzel. Her taraf çaylık, yeşillik, meşillik falan. İşte arada bülbüller ötüyor böyle. Eğlenceli, keyifli bir mekan. Umarım sizin de böyle gürültülü komşularla problem yaşayan insanlar da böyle yerlere kendinizi atabilirsiniz. Çiftleşme zamanı bülbülümüzün. O yüzden biraz agresiflik yapıyor. Umarım gürültülü komşularından müzdarip olanlar, İstanbul'un bu karmaşık, gürültülü, gereksiz, hareketli hayatından kurtulmak isteyenler de böyle bir ortamınız olur ve gelip
gerçekten kafa dinlersiniz. Güzel bir yer. İşte biraz daha havalar iyi olsun denize falan da gitmeyi planlıyorum. Bayağı bir aksiyonlarım olacak. Karadeniz'e has yemekler yiyeceğim. Belki onlarla alakalı da videolar paylaşırım. Bilmiyorum ne dersiniz. Ali ben şu anda çok mutluyum. Belki yüzümden de belli oluyordur. Bol bol video çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Kapanışı da Defne ile yapalım. Ne dersin? Defne kanalıma abone olun de bakayım.